Ulul azm tabir edilen beş büyük peygamber vardır. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa ve Peygamber Efendimiz. İşte bu beş büyük peygamberden birisi Hz. İsa. Kur'an-ı Kerim'de ismi sıkça geçen peygamberlerdendir. Ve Kur'an-ı Kerim onun bazı dualarına da yer vermiş. Bunlardan birisi maide ile alakalı. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi Maide suresi. Sure adını bir kıssadan alıyor. Sofra kıssası. Havariler Hazreti İsa'ya diyorlar ki: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" Hazreti İsa onların böyle bir sofra talebinden rahatsızlık duyuyor. Allah'tan korkun, böyle şeyler istemeyin diyor. Onlar da diyorlar ki böyle bir sofradan yemek istiyoruz. İşte daha böyle bir kanaatımızın olmasını istiyoruz gibi. Gerekçelerini söylüyorlar. Bunun üzerine Hazreti İsa ellerini kaldırıyor. Allah'a dua ediyor. Allahümme Rabbena ey bizi terbiye eden Allah'ım. Enzil aleyne maide temmine Gökten bize bir sofra indir, maide indir tekunu lena iden li evvelina ve ahirina bu hem öncekiler hem sonrakiler için bir bayram ve ayeten minke ve senden bir ayet bir mucize olsun varzugna bizi rızıklandır ve ente hayrur razıkin sen hayrur razıkinsin en hayırlı bir şekilde rızık verensin burada gökten bir sofra yani gökten sofra iner mi? Normalde inmiyor. Gökten yağmur iner, gökten ısı ışık gelir. Hatta gökten bazen gök taşları gelir. Ama Allah gökten bir sofra gönderemez mi? Gönderebilir. Ve Hz. İsa olmayacak bir şey isteyecek değil, olacak bir şeyi istiyor. Ve bunu isterken de gerekçesini hem öncekilere hem sonrakilere bir bayram olsun ve senden bir ayet olsun bizi bununla rızıklandır sen en hayırlı bir şekilde rızık verensin. Böyle bir sofra indi veya inmedi. Kur'an'da kesin kat'i bir delil yok ama tefsirlerde anlatıldığına göre çok özel bir sofra indiriliyor. Böyle içinde balık falan da olan harika bir sofra indiriliyor. Tefsir kitaplarında bunun hayli tafsilatı ve tasviratı bulunmaktadır. Havariler tabi imanları daha da artıyor. Soruyorlar ey İsa bu cennet yemeklerinden midir? Yoksa dünya nimetlerinden midir? Hz. İsa diyor ki ne cennet ne dünya Allah bunu sizin için özel olarak yarattı. Kıssada tabi e, hayli ibretler var. Yani bunlardan birisi e, demek ki bu manada bir sofra gökten gelebilir. Hz. İsa olmayacak bir şeyi elbette istemez. Öte yandan Hz. İsa bunun bir ayet olmasına dikkat çekiyor. Ayetin bir anlamı mucizedir. Ayet alamet anlamında. Yani gökten bir sofra gelmesi de elbette Allah'a bir alamettir. Tabi dünya şartlarında biz perdeli bir imtihanın içindeyiz. Allah'ı doğrudan görmüyoruz. Ve Allah bize doğrudan gökten sofra Göndermiyor ama gönderemez mi? Gönderebilir. Rivayetlere göre bu olayda gönderdiği anlaşılıyor. Ve Evliyaullah mabeyninde de özel bir takım rızıkların zaman zaman kendilerine indiği e, menakıp kitaplarında, tabakat kitaplarında, tasavvuf kitaplarında yer almaktadır. Bir de Hz. İsa'nın başka bir mahşerdeki durumu Kur'an'da bize anlatılır ve orada e, Allahu Teala Hazreti İsa'ya diyor ki ey İsa beni ve annemi Allah'ın duğununda birer mabut edinin ilah edinin diye sen mi söyledin? Hazreti İsa da diyor ki Subhaneke ma li en aqula ma leysa bi hak. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem bana layık değildir. İn kuntu gultu fakat alimte eğer söylemişsem sen zaten onu bilirsin. Ta'lemu ma fi nefsi, sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ve la alamu ma fi nefsik, ben senin nefsinde olanı bilmem. Inneke ta'lamul guyub, şüphesiz sen alamul guyupsun. Gaypleri bilensin. Maqultu lahum illa ma amarteni bihi. Ben onlara ancak bana emrettiğin şeyleri söyledim. En şunları söyledim. Ü'budullah Rabbi ve Rabbekum. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Böyle söyledim onlara. Ve küntü aleyhim şehiden mâ fihim. Onların içinde bulunduğum sürece ben onlara şahit idim. Ve onlara bu itikadı bu şekilde anlattım. Felemmâ <laughs> tevaffeyteni Beni vefat ettirdiğinde ise kün te'antaraki aleyhim artık onlar üzerine gözetleyici ancak sen oldun. Ve ente kulli şeyin şehit sen zaten her şeye şahitsin. İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Ve in tagfir lahum bağışlarsan da yani sen bilirsin. Fe inneke entel azizul hakim. Şüphesiz sen aziz hakimsin. İzzet sahibi, hikmet sahibisin. Burada mahşerden bir tablo bize sunulmakta. Ve Hz. İsa'nın şahsında Hristiyanlığın genel bir e, muhasebesi gibi adeta bu nazara verilmekte. Hz. İsa Allah'ın kulu, elçisi. Elbette e, o ve annesi haşa birer ilah değil uluhiyetin birer rüknü değil, makbul birer insan, peygamber ve peygamber anası durumundalar. İşte diğer alemde bu şekilde bir manzara da yaşanacak. Hz. İsa ümmetiyle alakalı böyle bir durumla karşılaşacak. Öyle görülüyor ki gerçekten de peygamberlerin dualarında hayli incelikler var. Mesela burada intazibhum fe innahum ibaduk diyor. Yani onlara azap edecek olursan onlar senin kulların elbette edersin. Ama neticede kullarındır. Yani bağışlaman daha beklenir gibi böyle bir manayı da adeta hissettiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin.